İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğum dünyaca tanınmış mimar ve kent tasarımcısı Profesör Jan Gehl. Profesör Gehl, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Jan Gehl 1960'da Royal Danish Academy of Arts Mimarlık Fakültesinden mezun olduktan sonra birkaç yıl çalıştı. 1961'de bir psikolog olan Ingrid Mundt'la evlendiğinde ilgi alanı kentlerde insan unsuruna kaymaya başladı. 1966'da mezun olduğu fakülteden kamu alanlarını incelemek üzere bir burs aldı ve böylece akademik kariyeri başlamış oldu. Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Profesör Gehl, daha sonra dünyanın çeşitli üniversitelerinde de görev aldı. Gehl eşiyle birlikte insan odaklı kentler üzerine çalışmaya başladı ve bu çalışmaların ilk ürünü olarak 1971'de basılan Life Between Buildings kitabı oldu. Daha sonra 1994'te Public Space and Public Life, 2000'de New City Spaces, 2006'da New City Life, 2010'da da Cities for People ve 2013'te How to Study Public Life kitapları yayınlandı. 2020 yılında Cities for People kitabı Eren Erdem'in çevirisiyle İnsan İçin Kentler adı altında Türkçe yayınlandı. Türkçe dahil bu kitap 36 dile çevrilmiş. Bugünlerde Slovenya, Bangladeş ve Litvanya çevirileri üzerinde çalışılıyor. Professor Gehl, congratulations on the publication of your book in Turkish. Kitabımın Türkçe'ye çevrilmiş olmasına çok sevindim. Artık bu konular Türkiye'de de tartışılacak. Sohbetimize 1960'dan başlamak istiyorum. Siz yeni mezun oldunuz. Şehirler çok çabuk büyüyor. Mimaride modernizm hakim ve araba kent yaşantısında önemli bir rol üstleniyor. Bu genç mimar Jan Gehl bu gelişmeler karşısında ne düşünüyordu? Ne gibi çalışmalarınız oldu? 1960'lar hakkında anlattıkların çok doğru. Mimaride modernizm hareketinin başlangıcı 1920-1930'lara uzanır. Ama dünyaya yayılması 2. Dünya Savaşı sonrasını buldu. Araba istilası da 2. Dünya Savaşı sonrası başlıyor. Yani aynı anda şehirler modernizm ve araba istilası yaşadı. Şehirler çok çabuk büyüyordu ve bu iki yeni paradigma şehirlere hükmediyordu. Sonuç olarak şehirler son derece keyifsiz bir şekilde gelişiyordu. Bu yanlış gelişmenin bir nedeni de şehir plancıların insan öğesini görmemezlikten gelmelerinden kaynaklanıyordu. 1960'lar şehir planlaması açısından en berbat dönemdi. 1961'de bir psikologla evlendim ve evimizde yeni bir sohbet konusu açılmış oldu. Genç psikologlar bize geldiklerinde mimarlıkta modernizm ve şehirde yaşam kalitesi üzerinde tartışırlardı. Ve hep şu noktayı merak ederlerdi. Siz mimarlar binalarınızı tasarlarken insanların yaşantısıyla neden ilgilenmiyorsunuz? Mimarlık fakültesinde insan öğesi derslerinizde neden hiç ele alınmaz? Bu tartışmalar ve sorular karşısında eşim ve ben, büyümekte olan Kopenhag'daki yeni semtlerdeki gelişmeleri çok yanlış buluyor. Tedirginlikle üzülerek izliyorduk. Bu gelişmeler karşısında eşim ve ben şehirde insan konusu üzerine araştırma yapmaya başladık. Eşim Danimarka Yapı Araştırma Enstitüsü'nde konut üzerinde çalışıyordu. Yaşam Ortamı, Konutun Psikolojik Yönleri isimli kitabı yazdı. Ben de ilk kitabım olan Binalar Arası Yaşamı 1971'de yazdım. Bu kitap şehirleşme konusunda klasiklerden sayılıyor ve bu yıl kitabın basılışının 50. yılı kutlanacak. Bu kitap 30 kez basılmış ama ilginç olanı son 15 baskısı son 10 yıl içinde olmuş. Yani 40 yıl sonra kitaba yeni konuyla olan ilgi daha da artmış. Binalar Arası Yaşam kitabını yazarken amacım mimarinin insan yaşamı üzerinde büyük etkisi olduğunu ama buna rağmen insan yaşamı konusunda hiç önemsenmediğine dikkat çekmek. Bu gerçeği vurgulamaktı. 2010'da yazdığım İnsan İçin Kentler kitabında aynı konuyu işledim.
Ama arada 40 yıllık araştırmanın birikimi ve çok sayıda projenin sonuçlarından öğrendiklerimiz vardı. Peki bugün mimarlık fakültelerinin eğitim programında insan öğesi yer alıyor mu? Evet, işleniyor. Ve bugün mimarinin insan yaşantısı üzerindeki etki ve insan ölçeğinin önemini daha iyi anlıyoruz. Bu konuya ilginin çok arttığını da görüyoruz. Bahsettiğim bu iki kitap dünyanın çeşitli mimarlık fakültelerinde okutuluyor. Bunun yanı sıra forma olan ilginin de arttığını görüyoruz. Yıldız mimarların acayip acayip binalar tasarladığını görüyoruz. Yani aynı anda iki akım görüyoruz. Biri mimarda form, diğeri mimari ve şehir planlamada bütüncül bir yaklaşım. Mimarlık bölümlerinde bu ikim arasında çekişmeyi görmek mümkün. Bazı okulların forma, bazı okulların da bütüncül yaklaşıma odaklandığını görüyoruz. Siz mimaride formdan bahsederken gözümün önüne Dubai geldi. Benim için Dubai son derece sıkıcı, hiç ilginç olmayan bir yer. Dubai hem modernizm hem araba merkezi, şehir planlamanın en uç hali, en uç uygulaması. Dubai her gidişimdeki oraya isteyerek gittiğim söylenemez. Dubai her gidişimde orası bana, eşimin tuvalet masasında dizili parfüm şişelerini anımsatıyor. Bütününe baktığında, yani insan öğesini göz önünde bulundurduğunda sonuç felaket, hatta korkunç. Aralarında ilginç parfüm şişeleri olabilir ama geneli çılgın bir ilgi çekme ihtiyacı. Bana bak diye aykıran formların ilgi çekme merakı. Yaşam kalitesinin tamamıyla göz ardı edildiği bir şehir. Hiç düşünülmemiş, Dubai'den de hiç hoşlanmıyorum. Bana çok itici geliyor. Bir konuşmamda Dubai ve Venedik'i karşılaştırmıştım. Bu birbirinden çok farklı olan iki şehrin özellikleri nedir? Venedik, insan ölçeğinde bir kent ve insanlar gidecekleri yere yaya olarak veya deniz ulaşımını kullanıyor. Kentin meydanları cıvıl cıvıl hayat dolu. Venedik çok hoş bir şehir. Orada yürümek insana büyük keyif veriyor. Venedik insanlar tarafından insan ölçekli olarak tasarlanmış. Dubai ise gösteriş amaçlı geliştirmiş. Büyük firmaların ilginç formları. Peki Dubai'yi bir vitrin olarak düşünebilir miyiz? Evet, evet. Tam bir vitrin. Kopenhag'ın her yıl dünyanın en yaşanabilir kentler listesinde yer alıyor. Yaya dostu, bisiklet kullanımı çok yoğun olduğu bir kent. Şimdi 1960'lardaki fotoğraflara baktığımda her şehirde gördüğümüzü görüyoruz. Yani trafik, arabalarla tıkanmış yollar. 1960'tan bu yana bu değişim nasıl gelişti? Bu değişimde sizin bir rolünüz oldu mu? Kopenhag'daki değişim 1962'de Strøget Caddesi'nin yayalaştırılmasıyla başladı. Benim o gelişmede bir katkım olmadı. Ama daha sonra Kopenhag'ın insanlaştırılması girişimlerine büyük katkılarımız oldu. Bu konuda araştırmalarım var ve çokça rapor ve makale yazdım. Ve şimdi 50 yıl sonra Kopenhag dünyanın en yaşanabilir kentlerinden biri ve belediye yönetimi bunun bizim sayemizde gerçekleştirdiğini söyleyecek kadar da nazik. Biz dediğim Royal Danish Academy of Fine Arts. Yıllarca dünyada yaşanabilirlik konusu üzerinde çalışan tek merkez bizdik. Ve biz Kopenhag'da siyasilerin, şehir plancılığının bakış açılarını araştırmamızla, raporlarımızla değiştirebildik. Tekil projeler yaparak şehri değiştiremezsiniz demem o ki bir şehir değiştirmek istiyorsan önce karar vericilerin bakış açılarını değiştireceksin. Mimarinin şehir planlamanın yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini anlamalarını sağlayacak. Danimarka'nın her köşesine bu anlayışın yayıldığını görüyorum. Avustralya ve Yeni Zelanda'da insan odaklı kentler konusu üzerinde çok çalışmalarım oldu. Danimarka'da son mimari ve şehir planlamada insan unsuru konusunda ilk heyecana Avustralya ve Yeni Zelanda oldu. Ve hem Avustralya hem Yeni Zelanda'da çok çarpıcı bir değişimin gerçekleştiğini gördüm. Avustralya'da Perth, Adelaide, Melbourne ve Sydney en insan odaklı kent yarışmasına girmiş. Bu da dikkate değer bir gelişme. 2019'da Adelaide, Sydney ve Melbourne üçü birden dünyanın en yaşanabilir kentler listesinde yer aldı. Yani oradaki çalışmalarınız başarılı olmuş.
Birkaç yıl önce bu şehirleri gezme fırsatım oldu ve orada halkla yaptığım sohbetlerde çok net olarak gördüm ki insanlar gerçekten kentlerini çok seviyorlar, orada yaşamaktan çok mutlular, memnunlar. Bu kentlerdeki değişim gerçekten inanılmaz. Şaşırtıcı hatta. 1985'te Melbourne felaket bir yerdi. Yaşam kalitesini arttırmak için çok çalıştılar. Önerilerimizin hepsini titizlikle uygulayarak daha insani, daha sevimli, daha güzel bir kent olmayı başardı. Melbourne bugün çok daha canlı, ekonomisi daha güçlü, daha sağlıklı, daha yeşil, daha keyifli bir yer oldu. İnsan odaklı yaklaşımının artıları çok. Bugün Melbourne dünyanın en yaşanabilir kentlerden biri. Her yıl yaşanabilirlik listelerinde ilk 5 arasına giriyor ve bence Güney Yarımküre'nin en yaşanabilir, en keyifli kenti Melbourne. Size bazı Türk kentlerinden fotoğraflar göstermek istiyorum. Bu ilki Konya'dan. Konya Büyükşehir Belediyesi şehir merkezine 65 köprülü kavşak, üst geçit ve alt geçit inşa etmiş bu son 10 yıl içinde. Burada tabii amaç şehir merkezinden araba trafiğin rahat akmasını sağlamak. Bu ikinci fotoğraf Antalya'dan. Yine aynı şekilde şehir merkezinden geçen bu 100. yıl caddesi üzerine çok sayıda alt geçit yapıldı. Burada yine amaç aynı, şehir merkezinden araba trafiği rahatlıkla geçsin. Bu son fotoğraf da Adana'dan. Yine aynı şekilde burada işte alt geçidi biraz daha süslemek amacıyla hani üstte bir meydan yaratılmak istemiş. Yani anlayacağınız son yıllarda özellikle Türk şehirlerinin merkezinde arabaların rahat geçişi için çok sayıda alt geçit, üst geçit yapıldığını görüyoruz. Bu konuda düşüncelerinizi almak isterim. Araba altyapısına 65 tane alt ve üst geçitlik yatırım yapan bu kent çok zengin olsa gerek. 65 alt ve üst geçide harcanan paralarla acaba başka ne yapılırdı? Bunları inşa etmek için yeni araba altyapısına yapılan harcamalar için nelerden vazgeçildi? Çünkü çok pahalı bir yatırım. Çok daha yararlı yatırımlar olabilirdi. 60 yıldır dünyanın her köşesinde çalışmalar yaptım. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avustralya, Avrupa, Asya. Ve yürüttüğüm çalışmalardan şunu öğrendim. Neye yatırım yaparsan onu davet etmiş oluyorsun. Daha çok yol yapmak daha çok trafiğe neden olmuyor. Toplu taşımaya yatırım yaptığınızda toplu taşıma kullanımı artıyor. Bisiklet ve yaya altyapısına yatırım yapıldığında bu türlerin arttığını çok kentte gördük. Kamu alanlarına yatırım yapıldığında kent yaşamının canlandığını görüyoruz. Yani çalışmalarımızdan çıkarttığımız çok önemli bir ders. Hangi ulaşım moduna yatırım yaparsan orası gelişir. Kopenhag'ı ilginç bir yer yapan gerçek, insana, yaya ve bisiklet altyapısına, toplu taşımaya yatırım yapılıyor. Böylece arabayla Kopenhag'a gelmek cazibesini kaybediyor. Benim de arabam var ama Kopenhag içinde bir yere gitmek için arabamı kullanmayı hiç düşünmüyorum. Çünkü araba şehir içinde sorun oluyor. Gideceğim yere göre bisikleti, otobüsü veya metroyu tercih ediyorum. Çünkü çok daha rahat, çok daha kolay. Kopenhag'da yaşananların bakış açısı değişti. Şehirlerimizi insan odaklı veya araba odaklı yapmak bizim elimizde. Kopenhag'da şehir içinde otopark sayıları da çok azaltıldı. Arabaya park edecek yer bulamayanlar şehir içinde arabayla gelmekten vazgeçiyor. Aynı zamanda yollar daraltıldı. 5 şeritli caddelerin çoğu tek şerite indirildi. Böylece yol güvenliği de artmış oldu. Araba kullanımıyla beraber sorunlar da artıyor. Hava kirliliği, gürültü kirliliği artıyor. Yakıt kullanımı artıyor ve bununla beraber iklim sorunu büyüyor. Tabii arabayı şehrin içinde tamamıyla yok edemez. Arazi kullanımını ve ulaşım planlamayı şehir içinde araba kullanımını gerektiremeyecek şekilde yapmak gerek. Araba üzerinden daha fazla konuşmak istemiyorum. Şehirlerin sürdürülebilir olması bugünlerde çok gündemde. Bu konuda çok çalışmalar yapılıyor. Şimdi sürdürülebilirliğin tabii üç odağı var. Ekonomi, çevre ve sosyal adalet veya sosyal sürdürülebilirlik. Nedense daha çok böyle çevre ve ekonomi üzerinde duruluyor ve sosyal adalet konusu biraz göz ardı edildiğini görüyoruz.
Siz de söylediniz, özellikle araba altyapısı yatırımı oldukça pahalı, hatta çok pahalı. Ulaşım yatırımı yaparken sadece araba sahiplerini değil de sosyal adaleti de göz önünde bulundurmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Kesinlikle. Bu konuda Güney Amerika'dan iki örnek paylaşmak istiyorum. İlki Brezilya'nın Curitiba kentinden. 70'lerde belediye başkanı Jaime Lerner mimar ve şehir plancısıydı. Curitiba çok çabuk büyüyordu. Ve Lerner şehrin planlı olarak gelişmesini çok önemsiyordu. Lerner metrobüs sistemini geliştirdi ve şehir merkezinde metrobüs koridorları yapıldı. Şehir bu koridorların etrafında gelişti. Yani inşaatlar hep metrobüs koridorlarında yürüme mesafesine yapıldı. Şehir içinde araba kullanmaya gerek kalmadı. Diğer örnek Kolombiya'nın Bogota kentinden. Belediye Başkanı Enrique Peñalosa, Bogota halkının %20'sinde araba olduğuna dikkat çekiyor. Ama ulaşım yatırımlarının neredeyse tümü araba altyapısına, yani %20'yi mutlu etmek için harcanıyordu. Şehrin ekonomisini iyileştirmek için yatırımların halkın %80'inin ihtiyacını karşılamak üzere yapılmasına karar verdi. Öncelik maddi durumu vasat veya altında olanların hareketliliğini arttırarak şehrin farklı yerlerindeki iş imkanlarına ulaşmalarını sağlamaktı. Bu nedenle kaldırımlara, bisiklet altyapısına ve metrobüs sistemine yatırım yapıldı. Halkın şehir içinde hızlı ve kolay dolaşımı sağlandığında daha fazla iş imkanı oluyor. Anneler, babalar 4-5 saati yollarda geçireceklerine evlerinde çocuklarıyla beraber oluyor. Peñalosa'nın ilginç görüşleri vardı. Örneğin ona göre gelişmiş kent herkesin, yoksulun bile araba kullandığı kent değildir. Aksine varsılın bile otobüs kullandığı kent gelişmiş bir kenttir der. Ve Peñalosa 2000 yılında dünyanın en gelişmiş metrobüs sistemini Transmilenio adı altında kullanıma açmıştı. Peñalosa yoksul mahallelerde parklara, çocuk oyun alanlarına, sokaklara, kaldırım ve bisiklet yollarına daha çok yatırım yaptı. Peñalosa çocuklar için başarılı bir şehir kurabilirsek herkes için bir başarılı bir şehre sahip oluruz demişti. Peñalosa'nın söylediği çok doğru. İnsanların özellikle yoksul kesimin hareketliliğini arttırdıkça iş imkanlarına erişimi artıyor. Aile ekonomisinin iyileşmesi de şehrin ekonomisini canlandırıyor. Şehir daha hareketli, daha etkileyici oluyor. Kitabımda Bogota'dan çok sayıda örneğe yer verdim. Siz yıllardır şehir içi ulaşımında yaya öncelikli olması gerektiğini, daha sonra bisiklet ve toplu taşımaya ağırlık verilmesi gerektiğini anlatırsınız. Paris Sorbonne Üniversitesi'nde Carlos Moreno da 15 dakikalık kent modelini geliştirdi. Hatta bundan birkaç ay önce burada da konuğumuz olmuştu. O da sizin gibi mahalle içinde yaya ve bisiklet ulaşımıyla insanın her yere ulaşabilmesi gerektiğini savunuyor. Ayrıca da bu hem yaya hem bisikletle ulaşımın mahalle içinde sosyalleşmeyi de güçlendirdiğini savunuyor. Yani 60 yıldır savunduğunuz insan odaklı kent kavramı yaygınlaşıyor. Herhalde bu sizi de çok sevindiriyordur. 15 dakikalık kentte yürüyerek veya bisikletle ihtiyacını karşılamak çok doğru bir gelişme ve bu gelişme beni çok mutlu ediyor. 60 yıl önce ilk çalışmalarım modernizme, arabaya ve şehir planlamadaki teknokratların yaklaşımına karşıydı. Kopenhag bu yaklaşımı erken benimseyen kentlerden ve bu sayede şehir keyifli bir şekilde gelişti. Ve bu 50 küsur yıl içinde insan odaklı kent kavramına ilginin arttığını görüyoruz. İnsanlar ne demek istediğimizi yeni yeni anlıyor. Evet, paradigmaları değiştirmek, insanların bakış açısını değiştirmek zaman alıyor. Ama bütün dünya bir değişim emarelerini görüyorum. Amerika'da, Avustralya'da şehrin içinde araba kullanımı düşüyor. Bisiklet kullanımı artıyor. Bunlar hep güzel gelişmeler. Dubai modelinden uzak gelişmeler.
Üzerimizdeki bu pandemi denilen kara bulut kalkar kalkmaz İstanbul'a geleceğim. Ve bu konuyu konuşacağız. Kitapta anlatılanları anlatacağım. Bugüne kadar yapılanlar değerlendirip kendi görüşlerimi paylaşacağım. Melbourne, Adelaide, Perth ve Sydney'de yaptıklarımı paylaşacağım. Moskova'daki çalışmamızı paylaşacağım. Bugüne kadar en kısa zamanda en büyük değişim Moskova'da gerçekleştirdik. Moskova tümüyle arabaya teslim edilmişti. Komünizmin baskısından kurtulup istediğin her yere arabayla gitmeyi özgürlük sandılar. Ellerine para geçer geçmez başladı. Araba aldılar. Moskova'da araba sayısına inanılmaz bir artış oldu. Ve kent hayatını emin olun bitirdiler. Kaldırım diye bir şey kalmamıştı. İnsanlar binaların dibinde, araba bir bina arasında kalan daracık koridorlardan geçmek zorunda kalıyordu. Dediğim gibi, şehir içinde yaşam kalmamıştı. Yöneticiler Moskova'nın daha insancıl bir yer olmasına karar verince beni aradılar. Moskova'nın tekrar arabaya değil, Moskovalılara iade edilmesini istiyorlardı. Kontrolü arabalardan geri alıp tekrar Moskovalılara vermek istiyorlardı. Bizim inceleme yapıp sorunları belirlememizi istediler ve önerilerimizi hemen uygulamaya koyuldular. Parklanmaya ciddi sınırlandırmalar getirdiler. Sokaklardaki trafik şeritleri azaltıldı. Kaldırımlar genişletildi. Kaldırımlara yeşil alanların tarihi mekanlara park etmek yasaklandı. Ağaç diktiler, banklar yerleştirdi. Şaşırtıcı bir değişime tanık olduk. 2012'de başladık, 2018'e geldiğimizde mucize gerçekleşmişti. Sizce Moskova niçin bu kadar hızlı hareket etme ihtiyacı duydu veyahut da neden buna gerek gördüler? 2018'de FIFA Dünya Kupası Moskova'da yapıldı. Turistler gelmeden şehri güzelleştirmek, düzene sokmak istediler. Ve bunu başardılar. Olimpiyatların Münih'te yapılacağı duyurulduğunda aynı şey Münih'te de olmuştu. Atlanta, Los Angeles, Seul, Tokyo, büyük uluslararası etkinliklerin yapılacağı kentler, buna şehre çeki düzen vermek için, yaşam kalitesini arttırmak için bir fırsat olarak görüyor. Bu da güzel bir gelişme. Bana keyif veriyor. Soldan bahsettiniz. Sol da yaşanabilirlik konusunda çok önemli bir değişimden geçiyor. Hatta bu değişimin ilk önemli adımı şehir merkezinden geçen iki katlı otoyolun kaldırılması olmuştu. Bu iki katlı otoyol Chom Ye Chom Nehri'nin üzerinden geçiyordu. Yani nehrin üzeri kapatılmıştı. Belediye başkanı otoyolu yıkıp nehri insanların kullanımına açmak istedi. Tabii otoyolu yıkacağını söylediğinde insanlar çok tedirgin oldu. Solda trafiğin işin içinden çıkılamaz hale alacağı, otoyolu yıkmanın ne kadar yanlış olduğu konusunda kendisini ikaz ettiler ama o dinlemedi. Ve şunu söyleyebilirim, şu anda Chom Ye Chom Nehri Seul'un belki en keyifli yeri oldu diyebilirim. Yani insanlar oraya vakit geçirmeye, çoluk çocuk, yaşlısı büyüğü, ben de orada bayağı bir takıldım. Yani gerçekten çok keyifli bir yer olmuş. Hani önce ve sonraki resimlere bakıyorsunuz ve hani insan odaklı şehir kavramı gerçekten orada çok çarpıcı bir şekilde karşınıza çıkıyor. Yine Seul merkezinden geçen bir otoyol yine trafiğe kapatıldı ve orası yaya yolu ve park karışımı bir dönüştürüldü. Gerçekten çok hoş bir yer, görmenizi isterim. Bu da bir örnek. Biraz önce anlattım. Bazı insanların şehir içinde araba trafiğinin dokunulmaz olduğuna inanıyor. Sanki bunu değiştirmeye kalkarsan ulaşımda kaos olacağına inanıyorlar. Ama bunun gerçek olmadığını gösteren örnekler var. San Francisco gibi 1989 depreminde şehir içinden gelen otoyollarda çatlaklar oluştu. Ciddi hasarlı olan bazıları yıkıldı. Çift katlı otoyollardan biri kullanılmayacak durumdaydı. Bu otoyol şehir trafiğinin can damarıydı. Bunu en kısa zamanda inşa etmek gerekiyordu. Fakat bu süre içinde ulaşım kendi çözümlerini yarattı. Şehirde beklenen trafik kaosu gerçekleşmediği gibi bu otoyola ihtiyaç olmadığı da anlaşıldı. Bugün otoyol yerine o alana çok güzel yeşillikli bir bulvar açıldı ve üzerinde tramvay çalışıyor. Bu olaydan sonra şehrin içinden geçen başka otoyolları da yıktılar.
otoyollar kaldırıldıkça özel araç kullanımında azalma, araç paylaşımı ve toplu taşıma kullanımında artış görüldü. Şehir merkezinden otoyollar kaldırıldıkça şehir daha keyifli bir yer oluyor. Otoyollar yeşil alanlara, gezinti yollarına dönüştü. Yeni alanlar açıldı. Böylece insanlar şehre keyif için, vakit geçirmek için gelmeye başlıyor. Ama Henry Ford'un 1905'te geliştirdiği araçlar değil. Aslında çok komik değil mi? Bugün arabayı incelediğinde Henry Ford'un 115 yıl önce geliştirdiği teknolojinin hiç değişmediğini görüyorsunuz. Herkes yolculuk yapması için 1 ton çelik, 4 lastik tekerlek var. Ne kadar savurgan ve eski moda bir ulaşım türü. Yaşam alanında yoğunluk arttıkça ulaşım aracı olarak araba kullanmanın ne kadar aptalca olduğunu görüyoruz. Bir kişinin bir yerden bir yere gitmesi için bu kadar fazla bir kaynak kullanımı, evet, aptalca. Dahası araba kullanımını araştırdık ve araba kullanım süresinin %95'i park halinde duruyor. Yani çok büyük bir kaynak yatırımı boş boş duruyor. Kırsal alanlarda mesafelerin uzun ve toplu taşımanın olmadığı yerlerde araba kullanımı önemli. Ama şehir içinde araba kullanımı anlamsız. Araba kullanımı iklim krizini ve çevre kirliliğini tetikleyen unsurlardan biri. Sağlık açısından da çok sorunlu. Hareketsizliği körüklüyor ve hava ve gürültü kirliliğine neden oluyor. Doktorlar oturma sendromundan çok yakınıyor. İnsanlar fazla oturuyor, yeteri kadar hareket etmiyor. Uzun saatler hareketsiz kalmak yaşamı da kısaltıyor. Hareketsizlik mutsuzluğa da neden oluyor. Sağlık sistemine de yük getiriyor. Yapılan araştırmalara göre günde 1 saat hareket etmek insan ömrünü 7 yıl uzatıyor. Ve insan daha sağlıklı olarak yaşlanıyor. Yaşam kalitesi daha yüksek oluyor. Doktorlar insanlar araba kullanımını azaltmasını, daha fazla yürümesi konusunda çok ısrarlı. 15 dakikalık kentte yürüyerek veya bisikletle ihtiyacını karşılamak çok doğru bir gelişme. Çalışmalarımızın insan odaklı şehirlerin gelişmesi yönünde olmalı. Bunun hem maliyeti daha az hem de yaşam kalitesini yükseltiyor. Şehirler daha güvenli, daha yeşil, daha sağlıklı, daha keyifli oluyor. Şehirlerimizi insanlar için geliştirelim. Profesör Gel, programımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Bu kitabının sayesinde de İstanbul'a mutlaka geleceksiniz. O zaman da görüşeceğiz. Seninle sohbet çok güzeldi. İstanbul'a geldiğimizde muhakkak görüşeceğiz. Sevgili izleyiciler, haftaya tekrar Şehir Hepimizin programında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Seslendirmede verdiği destek için Sayın Suat Tilav'a teşekkür ederiz. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek ve